Hepinize merhaba arkadaşlar. 4 Ocak 2022 Salı haftanın ikinci işlem gününü geride bırakırken dolar, altın ve borsa analizi hazırladım sizler için. Hepiniz hoş geldiniz. Dünkü Bakanlar Kurulu kararı sonrasında doları negatif etkileyebilecek herhangi bir ürün, herhangi bir paket açıklanmadığını ve bunun da dolarda herhangi bir düşüşe neden olmayacağını hem topluluk sekmesinden hem de hemen ardından yayınladığım videoda sizlere aktarmıştım. Düşündüğümüz gibi de oldu. 12.80 bandına doğru böyle anlık geri çekilmeler gördük. Fakat tekrardan bu 13'ün üzerinde kalıcılık sağlamaya başladı. 21 günlük ortalamamız vardı bizim burada 12.80. Burası önemli bir seviyedir demiştik son videomuzda. Peki dolar neden düşmüyor arkadaşlar? İşte döviz endeksli mevduat paketi açıklandı. İşte ek tedbirler yapıldı. İşte altın sertifikalı mevduat yine açıklandı. Fakat buna rağmen dolar düşmüyor. Neden düşmüyor? Şöyle kısa bir özet geçelim. Tarihler 20 Aralık'ı gösterdiğinde Bakanlar Kurulu sonrasında döviz endeksli TL mevduat paketiyle birlikte %44'lük bir düşüş yaşadık arkadaşlar. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4 günde %44'lük bir düşüş yaşadık. Hani çoğumuz da sevindik buna değil mi? Hani dolar düşüyor, işte enflasyon da düşecek. Hatta ben böyle beğendiğimi açıklamıştım sizlere. Hani beğenme nedenim gidip de o mevduata yatırmak için değil. Zaten hani dolarım da yok, mevduata da zaten yatıran bir insan değilim. Fakat hani dolar bu kadar sert düşünce bizler de dedik ki işte bu enflasyon olarak fiyatlara da yansır ve enflasyonda bir düşüş eğilimine girer. Hani bir huzur buluruz vatandaş olarak biz de dedik. Hani bunun için beğendik, alkışladık. Peki sonrasında neler yaşandı? Çok garip şeyler yaşandı. Dolar hani 3-4 gün içinde %44 düşmesine rağmen hemen ardından zam bombardımanı geldi. Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta. Yani hani böyle elmaya, domatese falan onu bir şekilde anlarım da hani böyle doğalgaz, elektrik, akaryakıt hani bunlar enflasyon sepetindeki bütün ürünleri vuruyor. Yani şimdi siz dolara neden savaş açarsınız? Enflasyonu düşürmek için değil mi? Şimdi dolara savaş açtılar. Evet, alkışladık. Güzel dedik. Tabii şunu da söyleyeyim. Bunun akşam vaktinde kimsenin işlem yapamadığı bir saatte yapılması o ayrı bir muamma zaten. Hani orada bir ayıp edildi. Onu şöyle kenara koyalım. O hep bilincimizde kalacak. Şimdi dolara savaş açtınız. Güzel dedik. Beğendik. Ne için? Enflasyonu düşürecek. Güzel. Ne oldu? Ardı arkası kesilmeyen bir zam furyası gördük değil mi? Yani burada bir şeyler yanlış yapılıyor demektir. İşte dolar hani düşmüyor diye konuya başladım ya. İşte bu yüzden düşmüyor. Çünkü insanlarda o güven yok. Hani belki o ilk etapta bir kısım vatandaş geçti bu döviz endeksli mevduata. Fakat bu zamlar öyle sert geldi ki yani %125'lik falan bir elektrik zammı var. Hani diyeceksiniz ki işte belli bir kilowatt saati geçenler için bu. Ama öyle değil işte. Yani normal bir hane halkı da şu anda o kilowatt saati geçebiliyor. Şimdi bu zamları gördükten sonra da hani kusura bakmayın insanlar özellikle de terste kaldığı dövizi bozmaz. Geçmişte aldığı dövizi de bozmaz. Belli seviyelere geldiğinde ki birazdan o seviyeleri sizlere aktaracağım. Hani oralarda belki ufak tefek çözülmeler olabilir ama bu şekilde böyle zam furyası devam ederse ne enflasyon düşer. Enflasyon düşmediği için dolar da çok fazla düşmez arkadaşlar. Yani birinci önceliğin bu olması gerekiyordu. Evet, önce kur düşürülür ve ardından bu ürünlere yansır ve ardından enflasyon kademeli bir şekilde düşer. Ama doların düşüşünün hemen ardından işte %25, %50, %125 gibi hem de böyle bütün ürünleri etkileyecek doğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi ürünlere zamların yapılması açıkçası beni çok fazla umutlandırmadı. Bu döviz endeksli mevduattır işte hani ne olur enflasyon endeksli bir paket çıkarılır. Bu da süper bono gibi bir şey olur. 90'lı yıllarda Çiller döneminde denenmişti ve 2001 krizine neden olmuştu.
Yani kısacası şu arkadaşlar, yani hani işte faizi indirdim çıkardım, işte döviz endeksli mevduattır, işte süper bonodur falan, bunlar günü kurtarır. Kısa vadeli işte dolarda düşüşlere neden olur, belki enflasyonda düşüşlere neden olur. Ama şu var, yani bir ülkenin kurtulması için, ekonomisinin kurtulması için ilk olarak üretim odaklı kalıcı reformların yapılması gerekiyor. Maalesef biz daha farklı şeylerle, argümanlarla uğraşıyoruz. Hani o tarafa odaklansak çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bu arada dolar da teknik olarak bugün özellikle, yani gün daha bitmedi. Şu anda 17.30 gösteriyor saatim. Eğer gün bu şekilde biterse, bakın şurada bizim bir MACD göstergemiz var. Burada bir al sinyali oluşmak üzere arkadaşlar. Günlükteki MACD'nin üretmiş olduğu bu al sinyalleri genelde geçerli olur. Zaten ben bugün topluluk sekmesinde de bunun uyarısını yapmıştım. O zaman yaptığımızda 13.30'du. Şu anda 13.50 olmuş bile. Yani bir uyarıyı yaptıktan sonra biz bir 20 kuruş yukarı gitmiş dolar TL. Bu arada sözü geçmişken, bu topluluk sekmesini bilmeyenleriniz var arkadaşlar. Kanalıma geliyorsunuz, üzerine tıklıyorsunuz. Bakın burada ana sayfa, videolar, oynatma listeleri, topluluk diyor. Topluluğa tıkladığınızda bakın 2 saat önce burada paylaşmışım. Dolarda MACD indikatörü günlükte al sinyali vermek üzere 13.45 üzerindeki saatlik kapanışlar fitili ateşleyebilir. Nereye kadar fitili? 14.20, 14.50 bandına kadar olan fitili ateşleyebilir dedik arkadaşlar. Yine onun altında borsa ile ilgili, onu da borsa videomuzda söyleyelim, uzatmayalım o zaman. Tekrar geldik arkadaşlar. Dolarda 12.80'di bizim dün 21 günlük ortalamamız. Bugün 12.87, yarın muhtemelen 12.90 olacak. Kısa ve öz olarak şunu diyoruz: 12.90'ın üzerinde kaldıkça 14.20 ve şuradaki Fibo değeri olan 14.50'ye kadar bir yolu var arkadaşlar. Şu anda RSI göstergesi 55 pozitif. MACD ise o da al sinyali üretmek üzere. Gece saat 12'den sonra herhangi bir müdahale veya sert bir düşüş gelmedikçe muhtemelen buradaki al sinyali artık onaylanmış olacak arkadaşlar. Tabii müdahaleler de göz ardı edilmemeli. Her müdahalede biliyorsunuz alım fırsatı sunuyorlar. Yani Merkez Bankası rezervlerinin de zaten sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Hani müdahale gelirse alım fırsatı, müdahale gelmezse de 14.20, 14.50 bandına kadar bir yukarı atak bekleyebiliriz. Şu anda şartlar müsait yani. Şöyle gram altından bahsedelim kısaca. Gram altında bugün hem dolardaki o teknik olarak pozitife dönüşle birlikte, bugün hem dolardaki hem de bugün ons altındaki %1'e yakın bir yükseliş var. 1797 olan 200 günlük ortalamada tutundu ons altın. Tabi şimdilik. Tabi bu tutunmayı sağlayan en önemli şeylerden biri, özellikle bu saat 6'dan sonra gelen ABD'nin önemli verileri vardı. PMI verileri vardı. Yine iş imkanları ve personel değişim oranı vardı. Bu veriler çok kötü gelince dolar endeksinde bir geri çekilme, ons altında da yukarı yönlü bir hareket gördük ve bu da gram TL'ye yansıdı pozitif olarak. Burada da 745 TL destek seviyemiz, 21 günlük ortalamamız demiştik. Şu anda 748 TL arkadaşlar. Buralara kadar bir geri çekilme görüyorsanız buralar alım fırsatıdır. Yukarıda ise direncimiz yine 800 TL. Eğer ki hani dolarda bu 14.20, 14.50 yolculuğu başlarsa muhtemelen bu 800'ün üzerinde artık 2 günlük kapanış yapmasını beklerim ben gram altında. Hatta aynı zamanda şurada tıpkı dolarda olduğu gibi gram altında da MACD'de bir al sinyali oluşmak üzere. Yani 800'ün üzerine atarsak ve 800'ün üzerinde en az 2 günlük kalıcılık yaparsak bu muhtemelen dolar TL sayesinde olacaktır. Hani gram altını ons altından ziyade bugünlerde gram altın yatırımcısı dolar TL'yi takip etmeli. Yani müdahale geliyor mu, gelmiyor mu, hangi rakamdan geliyor gibi. Hani orada da yani 14.20, 14.50, hani buralarda müdahale gelirse gelecektir. Hani buralardayken gram altın artık kaç TL olduğunu hani o zaman değerlendireceğiz. Artık 815 mi olacak, 820 mi olacak veya 802 mi olacak? Artık onu
O zaman değerlendireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi 748, yani kabaca 750 destek seviyesidir. Burası 21 günlük ortalamadır. RSI şu anda pozitif. MACD'de al sinyali üretmek üzere. Yani gece 12 kapanışı ile birlikte buradaki al sinyali de onaylanmış olacak. Son olarak borsamıza geliyoruz. Borsamızda bugün bizleri bir ara korkuttu arkadaşlar. Hatta güne güzel başlamıştık. Yani %1,5, %2'ye yakın yükselişler yaptık. Ve ardından öğleden sonra özellikle sert bir geri çekilme yaşadık. Hani ben de dedim ne oluyor diye şöyle bir baktım. Bilgi topladım. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Bunu da zaten topluluk sekmesinden sizlerle paylaştım arkadaşlar. Yine 2 saat önce. Burada da yazdım. Güne güzel başladık. Fakat öğleden sonra özellikle Bank of America'nın satışlarıyla 1922 desteğine kadar geri çekildik. Yurt dışı endekslerde herhangi bir sıkıntı yok. Dolarda çok sert hareketler yok. Satış tamamen BofA'nın, yani Bank of America'nın robotlarının satışa girmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum dedim. Bakın bunu borsa çakılırken, yani sert bir şekilde geri gelirken yazdım. Bunu çoğu kez yaparlar. Kapanışa yakında sattığı kadarını genelde aşağıdan geri alır dedik ve aldı arkadaşlar. Yani işte 400 bin, bu mesajı attığımda 400 milyon lot satmıştı. Onun 200 bin, 200 milyonunu geri aldılar. Lot diyorum, pardon, TL olacak. 1922 destek seviyesini takip edelim diye bu şekilde bir paylaşım yapmıştım. 1915 arkadaşlar, şu anda 21 günlük ortalamamız. Bu ortalamanın üzerinde miyiz? Üzerindeyiz. 1963 ile kapadık. Hatta bu düşüş esnasında bir arkadaşıma da, ki şu anda muhtemelen beni dinliyor, 1956'nın üzerinde kapatırız diye mesaj atmıştım. Bu 1925'lere çekildiğinde. Güzel bir kapanış oldu bence. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Enflasyonun olduğu bir ülkede bence dolardan da altından da en güzel alternatif borsadır. İşte bilmiyoruz hocam falan dediniz. Rehber videosu da çektim sizlere. Hani en azından sepetinizin, yatırım sepetinizin %20'sinin borsa olması gerekiyor arkadaşlar. Yani %20 dolar, %20 altın, işte %20 fon veya katılım ise %20'sinin de borsa olması gerekiyor. Yine bu akşam videodan sonra Ereğli, Sasa, Hektaş ve BİM özelinde topluluk sekmesinde, bakın burada topluluk sekmesinde bu hisselerin teknik görüntülerini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. O topluluk sekmesini ihmal etmeyin. Devamlı takip edin. Zaten video başında da nasıl giriş yapacağınızı gösterdim. Dediğim gibi borsada pozitifim arkadaşlar. 2068-2100 seviyesine kadar, yani şu seviyeye kadar yükseliş beklentim var. Kısa vadede hatta. Olursa bir düşüş, geri çekilme olursa da bu ekleme ve ilk defa girecekler için bir alım fırsatı olur diye düşünüyorum. Yukarıdaki ilk direncimiz 1988. Onun da üzerinde 2068 arkadaşlar. Bu rakamı ben, hani bu hafta olmasa da en geç önümüzdeki haftaya kadar görmesini düşünüyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.